Muhtarlarımız Sayın Genel Başkanım. Meclis üyelerim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba başkanım. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Belediyemizin 8 birimi burada 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor. Müsaade ederseniz ve uygun görürseniz şu an tesislerimizi hemen doktorumuz, psikologlarımız, sosyologlarımız, çevre inceleme teknik ekibimizi bir gezip sonra sunumumuzu Sayın Başkanım Ahmet Aras'la beraber yapabiliriz. Sayın Genel Başkanım, Bodrum Yarımadası'nda 31 Temmuz'da ve 10 Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 farklı noktada toplam etkilenen bölge Sayın Genel Başkanım yaklaşık 12 mahallemiz, Umurça, İçmeler, Burma bölgesi, Kişebükü, Yeniköy, Karababa, Çocuk Mezarlığı, Arbuçuk, Pınarlı, Beren, Dereköy ve Karakaya. Yine Sayın Genel Başkanım, evet ilk yangın bölgemiz Genel Başkanım, merkezdeki Umurça ve İçmeler yangın bölgesi. İkinci yangın bölgesi de yine Milas'tan başladı Sayın Genel Başkanım, Beyciler'den başladı bu bölgede. Oradan Bayır'a ve güneye doğru yukarı mazı, aşağı mazı, bir taraftan Kisebükü ve yine Şeytan Deresi bölgesine yayıldı. Gökpınar, Gökpınar, Bayır, Çocuk Mezarlığı, Arbuçuk bölgelerinde etkili oldu. Alan burada yangından zarar gördü Sayın Genel Başkanım. Yangından zarar gören bölgeyi harita üzerinde de görüyoruz Sayın Genel Başkanım. Bu bölgedeki bütün orman varlığı, zeytin varlığı ve diğer bütün bitki örtüsü şu anda tahrip olmuş durumda Sayın Genel Başkanım. Başladı. Burada da futbol sahası büyüklüğünde bir alan zarar gördü Sayın Genel Başkanım. Bu da yine hemen... Dördüncü yangın bölgesi Sayın Genel Başkanım Dereköy Mahallesi'nde bir hektar çok büyük bir alan yine zarar gördü yangından. Vatandaş gelip derdini sizlere anlatır. Dolayısıyla sizin vereceğiniz bilgiler bizim için çok değerli. Belediye Başkanımız elinden gelen çabayı harcıyor zaten, onun görevi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da elinden gelen çabayı harcıyor, görevim. Diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da buradalar. Onlar da size destek vermek, hem moral destek, hem maddi manevi destek vermek için de buradalar. Genelde bizim beklentilerimizi belediyeler karşılıyor. Yani orada bizim fazla bir büyük sıkıntım yok. Evet, dere yatağı ile ilgili, temizliği ile ilgili endişesini muhtarım bildirdi. Alınan karar, belki kararları ben bütün muhtarlarımıza atmıştım WhatsApp'tan, herhalde almışsınızdır. Devlet Su İşleri tersip bentlerini yapmak durumunda bizim görevimiz... Büyükşehir olarak denize ulaştığı yerde oraya kadar gelebilen teressümat varsa onları toplamak için tedbir almak. Biz onları alıyoruz ve tersip bentlerinin yapılmasıyla ilgili de takip ediyoruz. Bir yerde bir olayla karşılaşabilirsiniz. Onu süratli bir şekilde belediye başkanlığımıza veya Büyükşehir Belediye Başkanımıza aktarabilirseniz olaya müdahale çok daha hızlı olabilir. Yani görev Devlet Su İşleri'ne ait olabilir, belediye ait olabilir, başka bir kuruma ait olabilir. Ama sorunu doğrudan doğruya hızlı bir şekilde belediye başkanlarına aktarırsanız onlar gerekli yerlere müdahale ederler, bilgi verirler. Bazen birlikte müdahale ederler, bazen daha hızlı olsun diye belediye başkanlarımız müdahale edebilir. Veya doğrudan doğruya ilgili kuruluş gelip müdahale edebilir sorunu çözmek için. Büyümeden sorunu, amaç büyümeden sorunu yerinde çözebilmek. Tekrar sizlere geçmiş olsun diyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur yaşıyoruz. O nedenle büyük bir felaket yaşadı, Türkiye yaşadı. Felaketi el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah aşarız. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntılar, sadece sizin sıkıntılarınız olmanın ötesinde Türkiye'de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü buradaydı, yüreği buradaydı, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk. Dolayısıyla tekrar size geçmiş olsun diyoruz. Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya da çaba harcayacağız. Tekrar çok teşekkür ederim muhtar arkadaşlarım. Sayın Genel Başkanım, biz tek tek ev ev gezdik. Herkesin evinde ineği mi var, kuzusu mu var, tavuğu mu var, öğrencisi mi var, kronik hastası mı var, yaşlısı mı var, yine işsiz mi var Sayın Genel Başkanım, hepsini tespit ettik ve
Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Şimdi kendilerinden de izninizle dinleyelim Sayın Genel Başkanım. Kabirlerimiz yer. Mezarlık. Mezarlık ne edeceğiz? Kıyını yapmasın istiyor. Kıyını yapmasın istiyor. Tamam. Yani yeni bir mezarlığı yenilesinler mi? Evet. Etrafını evet. Çevirsinler. Evet. Temizlesinler. Evet. Duvar örsünler. Evet. Tamam. Başkan duyuyorsun. Tamam. Sayın Başkanım, Armutçuk'ta yeni tahsiye 16 dönüme çıktı. Oranın etrafı çevirecek. Bilgimiz var Sayın. Tamam. Belediye Başkanı söz verdi yapacağım diye. Evet, siz de yardımcı olacaksınız. Siz de takipçisi olun, ben de olayım. Evet, siz de yapmazsa, yardımcı olun. Yapmazsa belediye bana... Başkanımız nasıl ayakta dursun, siz olmayınca. Eyvallah, eyvallah. Başkanım, zaten ben çok memnunum. Allah bin kere razı olsun belediye başkanımıza. Allah başımızın üstünde yeri var. Belediye başkanımız bizimle beraber koştu, bizimle beraber oturdu, bizimle beraber ağladı. Allah bin kere razı olsun şu yardımlar için, her şey için. Belediye başkanımız... Olmasa ayakta değiliz. Ciğerlerimiz yandı. Evet. Sadece siz değil, bütün Türkiye üzüldü. Hepimizin yüreği buradaydı. Hepimiz büyük bir merakla bekliyorduk. Mücadele ediliyordu. O mücadele konusunda da gönül birliği yaptık, el birliği yaptık. Dik tutarsan. Şu anda bizim büyükşehir belediye başkanlarımız da buradalar. Onların da büyük yardımları oldu. Osman Başkan'a destek verdiler. Bodrum Belediye Başkanımıza destek verdiler. Muhtarım yanında oturuyor. Muhtarıma söyledim. Taleplerinizi iletin. Şu anda aklınıza gelmeyen bir talep olursa da iletin, mutlaka yerine getireceğiz. Sizin talebinizi yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Yangın söndürme helikopteri ya da bütün iş adamlarında, Bodrum sevdalılarında, Bodrum'a için kalbi atanlara, bütün dünyadan, evet, iş adamlarından yardım bekliyoruz. Bir uçak ya da bir helikopter, iki istiyoruz. Evet. Yangın söndürme işi, helikopter ya da uçak. Oldu. Biz helikopteri getirdik. Bundan sonra büyükşehir belediye başkanlarımızla birlikte helikopter ve uçak için çalışma yapıyoruz. Evet, hep beraber bütün iş adamlarından. İnsanların ciğeri bir kere yandı, bir daha yanmasın. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Biz Ahmet Başkanım'dan, Allah razı olsun, onun sayesinde ayakta kaldık. Evlerimiz yanmadı. Zeytinlerimiz yandı ama biz hep beraber el ele çalışır, tekrar onarız, tamir ederiz. Allah bin kere razı olsun Ahmet Başkanım'dan. Yeşermesiniz ama yapılaşma yok. Evet, yapılaşma olmaması lazım. Çünkü bizim doğamız yanarken Ahmet Başkanımız uçak diye bağırırken, Osman Bey Başkanımız uçak diye bağırırken bir tane uçak gelmedi. 2006'da yandığı zaman uçak geldi. Bu kadar yanmadı bizim dağlarımız. Uçak gelseydi yine yanmazdı. Bizi kendi kaderimize mahkum bizi ettiler. Kendi kaderimize bıraktılar. Ahmet Başkanım'dan başka kimseyi görmedik. Osman Başkanım'dan ve çevre illerdeki. Bizim Ahmet Başkanımız köylü gibi çalışan yangın söndüre gitti. Belki Osman Bey de gitti. Evet, Osman Bey de gitti. Çoğu belediye başkanlarımız geldi. Çağdaş Beton'a. Bunlara da ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım. Evet, zaten binlerce teşekkür evet. ederim. Bu rüzgara her şey. Evet. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi bu yangın olayında ben 8 gün koştum. Ben hemen hoş geldim. Helikopter istiyor, vermiyorlar. Televizyon istiyor, vermiyorlar. 112'yi aradım. 112 neredeyse bir yanlısı. Beni niye işgal ediyorsun? Yani 112 ihbar attı. Evet, evet. Neden şey yapıyorsun, beni işgal yapıyorsun? Suyu istiyor, bu tarla diyor, bu orman diyor, senin diyor daplı tarlan mı diyor. Ya ne demek yani bu tablo tarlanın diye. Herkesin yani bu yeşilliği gitti yani. O kadar yalvarmışken alamam. Böyle bu ağaçla gittikten sonra biz bu köy yerinde niye yaşayalım? Şimdi bir de şeyim var, eksiklerim var. Benim Armutçuk biraz ibradı. Yani çok eskiden şimdi krenlerle gelip gidiyor, bana şeyler geldi gitti. Onlara yeniden bir asfalt çıkıyor. Ondan sonra bariyerler uçurum yerler var, bariyer istiyor. Mezarlığa su istiyor. Kıyının çevresine Ahmet Başkan'ı diyor. Oralara şey yapıyor. Başkanım, sağ olun. Evet, müsaade edin. Buyurun açın. Eyvallah. İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, hoş iyiyim. Geldin. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim.
Dere ıslahı, devlet su işleri kararı alındı. Onlar biz de başkanımızla birlikte takip edeceğiz. Dere ıslahının görevi devlet su işleri. Bunun kararı da... Hoş geldiniz yavrum. Hoş geldiniz. Gel. Allah çok sağlıklar versin. Allah ellerinizi ayaklarınızı güç bulanlar versin. Cenab-ı Allah sizleri de göstermesin. Amin. Amin. Ne eksik varsa belediye başkanları yazmaya çalışacağız. Ne de bir şey yok. Benim ihtiyacım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Bugün belediye başkanlarımız burada. Büyükşehir belediye başkanlarımız. Zaten buranın belediye başkanlarımız burada. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyoruz. Varsa bir şeyler onu telafi etmeye çalışacağım. Sizin acınız hepimizin acısı. 83 milyon ortak acısı. Burada yangın olurken emin olun Türkiye'de herkesin gözü buradaydı, yüreği buradaydı. İnşallah büyük bir felaket olmaz diye hepimiz dua ediyoruz. Allah'ımızdan çok şükür canımızdan olmadı gayet. O çok önemli bir şey. Diğerinde inşallah zaman için hepsini telafi edeceğiz. Bugün, Cenab-ı Allah'ım yeşerlendirin. Bugün toplanacağız birlikte. İnşallah güzel kararlar alacağız. Dolayısıyla çoluk çocuğumuz inşallah güzel bir ortamda yaşar. İnşallah. Ciğerlerimiz yanmamış olur. İnşallah. Oldu efendim. Hoşça kalın. Sağ olun. Bağımsız olarak kimin yandıysa ona yardım olmak zorundayım. Kamera nerede? Kameranı biliyor musun? Efendim kendisiyle Evet. Bize sosyal, lütfen beni bir dinlesinler. Evet. Sosyal devletimiz bize 48 lira para verdi. 31 bin lira şahin ticaretten yutup ve demir aldı. Bu kadar geri başka param yok benim. Zamanında 90'lı yıllarda bu santral geniş alanda kamulaştırıldı. Evet. Köylüye 3-5 kuruş verildi. Evet. Herkes çekildi. Santral kuruldu. Boş alanlar mevcut. Evet. Kullanılmıyor. Evet. Bunu tuttular. Özel şirkete hepsiyle peşkeş çekildi. Evet. Gelen kurum dedi ki ben buna niye imar vergisi bilmem ne ödeyeyim dedi. Tel örgülerini çekti. Kalan zeytinlerim benim 40 yıllık zeytinlerim orada. Evet. İmara açılmış, devlete devredilmiş. 300-400 dönüm yerim var orada benim. Köylünün. Gördünüz dikili bir tane ağaç yok. Bir yasa çıkıyor diyorlar ki burası buraya devredildi hadi. Hayır bir dakika şimdi. Sizin zeytinliğiniz ülkede size ait değil mi orası? Şu aldı. Devlet kamulaştırdı. Kullanmadı. Şu anda boşta olunca haliyle özel şirkete devretti. Evet. Özel şirkette bunu ben ne yapayım dedi. Tekrar devlete hazineye geçti. Şimdi benim içeride silktiğim 40-50 yıllık zeytinler devletin malı. Evet. Şimdi oryalara da madem bize... Zeytini kim topluyor? Zeytini sağ olsun idare edilirse topluyor. Tamam, bazen tamam. Düdük ötüyor, yasak deniliyor, girilmiyor. Evet, evet, serbest evet. Deniliyor, girilmiyor. Evet. Bu şekilde bir şey var. Madem bu, kamulaşıyor, açılıyor, imara bir şeyler oluyor, dönüyor. Vatandaşlar bir şeyler yapmıyorsa. Buradaki 300 dönüm, 400 dönüm, şu santralın arkasındaki tepeler, zeytinler. Evet. Hep devletin, hazinenin, hazineye ait. Bu yerlerimizi biz geri istiyoruz. Fazlasını istemiyoruz. Yerlerimiz mevcut. Bizden eski tapularımız geri istiyoruz sadece. Efendim, hakkımız olan yeri. Evet. Bizden eski tapularımız, dedemin tapuları hala taşıyorum çocuk gibi. Evet. Acaba bir gün. Evet. Burası Türkiye. Akşam düdük ötüyor, sabah kalkıyoruz. Yürü Allah. Evet. Bize böyle bir şey yapabiliyorsanız, bu köylünün 3-5 tane zeytinini geri alabiliyorsanız, zeytinler orada dikili.
45 yıllık. Evet. Ben ayağımda atlet falan yoktu, suluyordum zeytinleri. Evet. Evet. Gelip şimdi adam oraya otel gidecek, inşaat edecek. Şöyle yapabiliriz. Samimi olarak düşünceyi ifade edelim. Devralalım bunu. Yani şirketin size ait olan devralalım. Şimdi eğer orman alanı ise burada. Hayır değil. Hayır bir dakika. Kadastro'da orman alanı ise orman alanı korunması lazım. Ama daha önce orman alanı değil de burası eğitimlik olarak söylüyorum. Biz burayı almak istiyoruz. Onlar bir değer takdiri yaparlar. O değer takdiri üzerinden alabilirsin. Şimdi Genel Başkanım, 90'lı yıllarda bize verdiler ceraz parası. Evet. Şimdi olmuş dönümü bitiriliyor. Yani ben 3 dönüm yeri alayım diye müracaat edeceğim. Tamam. Getir bana 5 trilyon diyecek. Ben 500 lira parayı bulamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz burada tekrar bize zeytin verilmesini ben kendi şahsımı istemiyorum. 30 yılda meydana gelecek bu zeytin. Bize verecekleri ziraat zeytini dağlarda susuzluktan dolayı olma şansı sıfır. Sadece göstermelik zeytin verdik olacak. Geriye dönük bize hiçbir şey gelir getirmeyecek. Bizim istediğimiz kısa dönemde ekonomimizi kazandırabileceğimiz farklı türlerin bize verilmesi. Keçi boynuzu olabilir. Yani biz bunları istiyoruz. Sadece biz zeytin değil derdimiz. Bize alternatif ürünler sunulsun, araştırılsın. Kısa dönemde ekonomi. Çünkü 3-5 yıl sonra bizi kimse bakmayacak, unutacak. Bu zeytinler bizim. Çocuklarımızın okulu. Okula giderken yağımızı satıyorduk, onları gönderiyorduk. Evlenecek olanların çeyiz parası. Hepsini buradan karşılıyorduk. Şimdi bütün hayaller bitti. Evlenmeler bitti. Çocuklar okula gidecek. Bunlara para lazım. Abi, bu alan şu anda kamuya ait. Kamu, evet kamuya geçti. Kamuya devletin ait. Hazinesi. Tamam. Şimdi kamuya ait olan bu alanda zeytinler var. Geçmiş dönemde sizin diktiğiniz zeytinler var. Ama sizin santrali gerekçe göstererek çevrede dahil kamulaştırıldı. Aynen ama yanlış şu da var. Bedeli ödendi ve sizden alındı. Alındı. Şimdi deniyor ki bu zeytinler burada duruyor. Santralde bunları istemiyor. Dolayısıyla biz bu zeytin ağaçlarını yeniden almak istiyoruz. Yer almak istiyoruz. Yer almak istiyoruz. Zeytin üretmek istiyoruz. Aynen yağ elde etmek istiyoruz. Aynen öyle. Çocuk çocuğumuzun masraflarını buradan karşılamak istiyoruz. Evet. Söylediğiniz bu. Evet. Güzel. Şimdi bunun çözümü için, bunun yangınla ilgisi yok. Başka bir konumuz var. Şimdi bunun çözümü için sizin bu talebinizi bizim bir şekliyle ilgili birimlere aktarmamız lazım. İlgili birimler buranın zeytinliklerin tekrar eski hak sahiplerine iadesi yönünde karar alacak mı almayacaklar mı bilmiyorum. Ben de bu olayı yeni duyuyorum. Size kalkıp da farklı bir şey söylersem doğru olmaz. Olayı doğrudur, araştırmam başkanım. Lazım, araştırmam evet. Lazım. Size verilmesinin şöyle bir faydası var. Bunlara siz bakacaksınız. Tabii ki. Zaten yapıyoruz şu anda. Bakması lazım. O bakacak ki buradan elde edilen ürünü alacak, ürünü ekonomiye kazandıracak. Hem siz kazanacaksınız, hem sade vatandaş kazanacak. Kesinlikle. Şimdi bununla ilgili bize şöyle bir bilgi lazım. Buranın adası, paftası nedir? Kaç dönümdür? Ne zaman sizden alındı? Alınırken kaç lira ödendi? Şimdi burayı kiralamak mı istersiniz? Kira olarak o da olabilir. Veya doğrudan doğruya mülkiyetini mi almak istersiniz? Biz bunu ilgili birimlerle konuşuruz. Onlara söyleriz. Sizin lehinize ne gerekiyorsa elimizden gelen çabayı gösteririz. Dediğim gibi bize önce burayla ilgili sağlıklı bilgi verilmesi. Altı üstü belli olan bir bilgiye tamam. İhtiyacımız. Bizim zeytin için evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir evlerimiz kurtuldu diye. Tamam. Şükrediyoruz. Şu an bizden, canımız kurtuldu diye. Bizden kaç tane zeytin ağacı isterseniz biz size vereceğiz. Evet. Tamam. Kaç tane isterseniz. Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam.